Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Osmanlı Devleti Kültür Medeniyeti'nin 8. ve konu anlatımı olarak son videodayız. Değil mi? Şükürler olsun herkes. Zaten bu bitti mi? Bir daha ders çalışmayacağım diye. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti Kültür Medeniyet, inanın o kadar çok ansiklopedilere konu olan bir kültür medeniyeti var ki, bırakın 8 videoyu, 800 videoda anlatsan Osmanlı Kültür Medeniyeti bitmez. Daha biz saray mutfağına girmiyoruz. Değil mi kardeşim? Kullanılan savaş aletlerine girmiyoruz. Neler var neler. Ama genel çerçevede anlatmaya çalışıyoruz ki genel sınav soruları da bu eksende oluyor. Ve nereye geldik? Mimari ve sanata. Peki Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren, sizler de biliyorsunuz hani derler ya, çadır devletiydi. Yani çadırda kalıyordu. Osmanlı Devleti şehirleri, kasabaları, illeri, ilçeleri fethetmesiyle beraber hem tarım yapmaya, hem yerleşik düzene geçmeye, hem de yerleşik düzene geçmemiş olan Oğuzları da yerleşik düzene geçirdi. Hatta yeri geldi ileride iskan politikası uyguladı, biliyorsunuz, yerleştirme. Ve gidilen her bölgede insanların ihtiyaçları karşılandı. Yani imar faaliyetlerinde bulundu. Kardeşim, bunlar Müslüman değil mi? O zaman Müslümansa bu adamların ne yapması beklenir? Mescit, yani cami yapması beklenir. Dikkat! O zaman Osmanlı Devleti'nin yapılan ilk camisi mantıken kuruluş dönemindeki bir veya ikinci padişah döneminde olması lazım. İşte Orhan Bey döneminde İznik fethedildikten sonra ilk Osmanlı camisi ortaya çıkmıştır. Peki Osmanlı'nın ilk camisi hangisidir Gökhan? Hacı Özbek Cami. Tamam, İznik'te bulunan Hacı Özbek Cami. Bak, İznik'te Çarşı Cami de diyor buna. Tabi Hacı Özbek Cami Osmanlı Devleti'nin cami ritüelini başlattıktan sonra cami deyince ilk aklımıza kim gelmeli ya? Tabii ki ve tabii ki Mimar Sinan gelmeli. Kayseri'de Ermeni kökenli bir devşirme olan Mimar Sinan normalde Yeniçeri Ocağı'nda bir askerdi. Bak, bunu kimse bilmiyor. Ancak Mohaç Meydan Muharebesi sırasında bir köprüyü oradaki ustalar yapamayıp onu kendi mantığıyla yaptıktan sonra yıkılmayınca çocuğu hemen koruma altına aldılar. Bunu anlatmıştım. Nereye verdiler? Geri hizmete verdiler. Savaş bittikten sonra İstanbul'a geldi ve İstanbul'a geldikten sonra ömrünün sonuna kadar, değerli arkadaşlar, yüzlerce eser meydana getirdi. Ya günümüzde işte Allah korusun ama sel oluyor, görüyorsunuz. Mimar Sinan'ın yaptığı yıkılmıyor kardeşim ya. Bizim yaptıklarımız yıkılıyor ya. Ya doğru değil mi hocam? Edirne'yi görüyorsun, sel alıyor da oradaki yapmış olduğu köprü yıkılıyor mu, uzun köprü ya? E kardeşim, demek ki bir burada ne var? Müthiş derecede bir zeka var, müthiş derecede bir malzemeyi işte kullanırken ki bir oran var, doğru mu? İşte bazıları diyor caminin içine hocam yumurta akıyla yaptı, yıllar sonra bir tuğla çekildi, işte onarımın yıllar sonra böyle yapılacağını bize gösterdi. Yani şaheserler yaptı. Peki bunları yaparken, atıyorum, onlarca cami yaptı ama camileri yaparken demiş ki bu benim çıraklık eserim, bu demiş benim kalfalık eserim, bu da demiş benim ustalık eserim. Mantıken düşünün. UNESCO bunlardan sizce hangisini alır? Ustalık alı olanı almaz mı? Adam kendi diyor bu benim ustalık eserim diye. Mantıken ustalık eseri de UNESCO tarafından koruma altına 2011 tarihinden alınmıştır. Peki hocam, bunlar nedir? Hep beraber bir bakalım. Şimdi önce mimariden başlayalım. Osmanlı Devleti'nin ilk camisi, evet, İznik'te bulunan Hacı Özbek Cami'dir. Hacı Özbek Cami'dir. İkinci yazacağım ise Mimar Sinan'ın eserleridir. Mimar Sinan'ın eserleri ise şunlardır. Çok eseri var ama biz üçe ayıracağız. Çıraklık, kalfalık ve ustalık diye. Arkadaşlarım, bunları ayırdıktan sonra çıraklık eserini İstanbul'a yapmıştır. Ve İstanbul'a yapmış olduğu eserin adı da Şehzade Cami'dir, değerli arkadaşlarım. Tabii kalfalık eseri dediği eser ve ustalık eseri dediği eserler ise önemlidir. Kalfalık dediğimiz Süleymaniye Cami'dir. Ve ustalık eseri dediğimizde Edirne'de bulunan Selimiye Cami'dir. Demek ki bu ilk iki cami İstanbul'da bulunur. Son cami, Selimiye Cami, Edirne'de bulunur. Şimdi bu nota ne yazmamız lazım değerli arkadaşlar? Şimdi biz bunları yazdık. O nota UNESCO tarafından kabul edilen camiyi yazacağız. 2011 tarihinden itibaren Selimiye Cami UNESCO tarafından korunmaktadır. UNESCO tarafından korunmaktadır. Bunu da söyleyelim. Peki hocam, başka neler var? Cami, ha bu arada hatırlayalım bakalım. Selçuklu'da çifte minare vardı. Osmanlı'da 4 veya 6 minare.
Osmanlı Devleti'nin ilk altı minareli camisi 1. Ahmet zamanında bitirilen Sultan Ahmet Camii'dir değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz buna turistler Çinlilerinden dolayı Blue Mosque, yani Mavi Cami adı verirler. Mesela İstanbul'da turistler gittiği zaman çoğu zaman hani Cemil Yılmaz'ın şeyinde de var ya Sultanahmet. Sultanahmet demiyorlar da işte onlar Blue Mosque'ye götür diyorlar. O yüzden değerli arkadaşlar biz de onu bir yazalım. Diyelim ki Osmanlı Devleti'nin ilk 6 minareli camisi. İlk 6 minareli camisi Sultanahmet'tir. Sultanahmet Camii'dir. Ve Sultanahmet Camii'nin mimarlığını değerli arkadaşlarım Mimar Sinan'ın öğrencisidir. Sedefkar Mehmet Ağa yapmıştır. Onu da bilelim. Mimarlığını Sedefkar Mehmet Ağa yapmıştır. Sedefkar Mehmet Ağa yapmıştır. Peki bunlar nasıl camilerdir? Türkistan mimarisidir. Ama Osmanlı Devleti'nin ayrıyetten farklı tarzlar dediğimiz işte barok tarzıyla ilk defa yapılan camisi ise değerli arkadaşlarım yine İstanbul'da bulunan ve yine ismini oradan verilen Nuru Osmaniye semtindeki Nuru Osmaniye Camii'dir. Onu da yazalım. Osmanlı Devleti'nin ilk 6 minareli camisini söyledik. Şimdi Osmanlı Devleti'nin neyini söyleyelim? Batı tarzında yaptığı ilk cami. Batı tarzında yaptığı ilk cami. Değerli arkadaşlarım Nuru Osmaniye Camii'dir. Tamam. Bunu da söylemiş olalım. Nur Osmaniye Camii de 3. Osmanlı zamanında bitirilmiştir. Söyle. Bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Evet. Gelelim notumuza. Bu notumuzda değerli arkadaşlarım şudur. Şimdi aslında özellikle İstanbul'u gezerken camilere bakıyoruz ya. Camilere baktığımız zaman çoğunu Mimar Sinan yapmış gibi duruyor bize. Arkadaşlar işte aslında bizim tarih kitaplarında bir hata daha var. Onu da söyleyeceğim. Biz Mimar Sinan'ın camilerini gösteriyoruz. Ancak Mimar Sinan'la ilgili bir görüşme, konuşma ya da onunla ilgili bir bilgi verirken maalesef ki bazı tarih kitaplarında Mostar Köprüsü, tarihi Saraybosna yakınlarında bulunan Mostar Köprüsü'nün resmi var. Arkadaşlar Mostar Köprüsü'nün yapan adam kişi olarak Mimar Sinan değildir, Mimar Hayrettin'dir. O yüzden aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan eserlerinden biri değildir de Mostar Köprüsü'nü alamazsınız. Çünkü onu Mimar Hayrettin öğrencisi yapmıştır. Hatta Mimar Sinan'ı yetiştirdiği öğrencilerin bazıları da ileriki yıllarda biliyorsunuz ki Babil İmparatorluğu'nun Hindistan Agra kentinde yapılan Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Hatun için yapılan nereye gitmişlerdi? Taj Mahal'in yapımına da gittiler. O zaman bizler de şu not kısmına şöyle yazalım kıymetli dostlar. Diyelim ki Mimar Hayrettin tarafından Mostar Köprüsü yapılmıştır. Mostar Köprüsü yapıldı. Biz bir kere bunu bir bilelim. Yani bu köprünün yapan kim değildir? Mimar Sinan değildir. Eğer bir gün soru gelirse en azından yapılabilsin istiyoruz arkadaşlar. Peki başka ne söyleyeceğiz kardeşim? Evet. Şimdi İstanbul'da geziyorsunuz. Bir tane caminin adı var. Haseki diye başlıyorsa zaten anlayın ki erkek çocuk doğuran bir hükümdar eşidir. Bu bir. İki. Kardeşim bazı camilerin isimleri Fatih Camii, Sultan Ahmet Camii, Selimiye, 2. Selim zamanında yapılan camiler gibi. Ya bu camilerin adlarının eğer hükümdar tarafından yapılmış ve hükümdar adı konulmuşsa bu tür camilere biz Selatin camiler demek. Selatin Arapça'da sultanlar manasına da gelmektir. Onu da biz yazalım. Eğer kendi padişahın kendi adıyla başlıyorsa, padişahın kendi adıyla başlayan camilere Selatin camiler denir. Selatin camiler denir. Tamam. Bunu da söyleyelim. Evet, bunlar özellikle cami mimarisini anlattık ağırlıklı olarak mimari sanatta. Evet, birçok köprü, birçok saray zaten sarayları daha evvelden de işledik. Buraya kalan anlatmaya çalışıyoruz. Gelelim Osmanlı Devleti'nde sanata. Ya Osmanlı Devleti sanat noktasında kardeşim gerçekten çok büyük bir devlet. Bugün camilerin efendim gittiğimiz zaman hastanelerin içleri özellikle yapılan eski okullara bakıldığı zaman Osmanlı Devleti sanat alanında birçok şey vardır. Çinicilik, heykel, ahşam işlemeciliği, oymacılık, kalkmacılık, ebru, vitray, bir dönem sonlara doğru heykel, resimde çok öne geçti. Der ki dikkat, Osmanlı Devleti normal şartlarda kuruluşundan belirli bir süreye kadar resimle hiç uğraşmamıştır.
Hatta resmi yerinde minnet sanatı almıştır. Yine Osmanlı Devleti en çok gelişen sanat dallarından en önemlisi hattır. Niye? Çünkü özellikle İslami yorumlarda heykel ve resim yapmanın sakıncaları olduğu inancı belirli bir 19. yüzyıla kadar gidince o zamanlarda en çok gelişen sanat dalı da Arapçayı güzel yazma sanatı olan hattır. Ancak dikkat. Bir hat sanatçısı var arkadaşlar. O hat sanatçısı olmadan, ona bakmadan bir Allah'ın kulu hat sanatını geliştirememiştir. O adam kıbletün hattatin. Hattatların kıblesi. Yahu isme bakar mısın? Yani ne demek istiyorum? Onun yaptığı hat sanatına bakmadan sen kendini yetiştiremiyorsun. Bu adam Şeyh Hamdullah'tır. Her zaman sınavda soru olarak gelir kardeşim. Kıbletün hattatin kimdir? Şeyh Hamdullah. Zaten işaretleme kısmında da göreceksiniz. İşaretleyeceğim. Yok mu hocam başka hat sanatıyla uğraşan? Var. Olmaz olur mu? Zaten Hattat Osman derse. Şimdi siz şöyle bir sorun bekliyorsunuz. Örnek, sınava girdin. Hattat Osman ya da Hattat bilmem ne. Aşağıda böyle hangi sanatlarıyla uğraşmış diye soru bekliyorsunuz. Hiç öyle soru gelir mi lan? O zaman herkes yapar mı soruyor? Hattat dediğine göre hat ile uğraşan Hattat denilmiyor mu? O zaman mantıken nasıl sorar soruyu? Bak ne der? Zaten çıktı. Çıktı. Dedi ki kardeşim Osmanlı Devleti'nde Şeyh Hamdullah, Gazasker bilmem ne, bilmem Hafız Osman'la uğraştığı bir sanat dalı hangisi? Niye Hattat demedi? Hattat derse soruyu herkes yapardı o yüzden. O zaman mantığı çözdün mü? O zaman sana hat sanatıyla ilgili bir soru gelirken kimi sorabilir? Başında hattat olmayanları sorar. Üçünü birden verir. Der ki hangi sanat dalıyla uğraştı? Cevabımız da hat olacak. O zaman bizler de hat sanatına şöyle yazalım. Ne yazalım kardeşim başına? İlk büyük Osmanlı hattatı. Evet. Şeyh Hamdullah'tır. Şeyh Hamdullah. Hemen lakabını vereyim. Kıbletün Hattatin. Hattatların kıblesi. Ünvan bu. Peki kardeşim hat ile uğraşan Hattat deniyor. Onu zaten yazmaya bile gerek yok. Şimdi diğer adamlara bakalım. Mesela Hattat Osman var. Hafız Osman var. Doğru mu? Yeserizade İzzet Efendi var. Yenek Kazasker Mustafa İzzet var. Bir onları bir yazalım. Bir de Ahmet Karahisari. Zaten soruna sordu. Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisari, Hafız Osman. Hangisidir dedi. Hangi sanat dallarıyla uğraşır? Cevap ne? Hop hat. Bir onları bir tek tek bir yazalım değerli arkadaşlar. Şöyle diyelim. Ahmet Karahisari. Yeserizade Mustafa İzzet. Kazasker Mustafa İzzet. Ve Hafız Osman değerli arkadaşlar ünlü hattatlardır. Öyle yazalım. Ünlü hattatlardır. Bu arada hattat olan padişahımız da vardı. II. Mustafa. Ve II. Mustafa günümüze hat sanatını ulaştıran tek Osmanlı padişahıdır. Günümüze hat eserleri gelen tek padişah II. Mustafa'dır. Sonuçta her padişahında neyi vardır değerli arkadaşlar? Muhakkak ilgi alanı vardır. İşte 2. Abdülhamit biliyorsunuz marangozdur mesela. Doğru mu? Her padişahında kendine göre neyi vardır? Mesela 3. Selim müzikle uğraşmıştır ki oraya gelince de anlatacağım. Şimdi gelelim minyatür sanatına. Dikkat! Dikkat! Hattı sordular çok yakın zamanda. Minyatüre dikkat! Bakın orada ne yazıyor? Tasvir sanatı. Hatırlayın bakın Uygurlarda nasıl anlattık? Duvara resim çiziliyordu, küçültülüyordu. Minyatür sanatı bir şeyi küçültmektir ve minyatür sanatıyla uğraşanlara değerli arkadaşlarım ne isim verilir? Nakkaş adı verilir veya musavvir adı verilir. Tasvir sanatını yapan, eden anlamında. Peki kardeşim, hocam bu minyatür sanatıyla ne anlatılır? Günün sosyal hayat yaşamları, toplumun yaşamları, efendim devlet erkanının nasıl toplandı? Çünkü devletin içinde de minyatürcüler var. Yani ne demek istiyorum? Sarayın içinde de minyatür sanatçılar var. Herhangi bir divan toplantısını ne yapabiliyor der arkadaşlar? Çizebiliyor. Şimdi bunlar arasındaki önemlilerden bir tanesi hepinizin duyduğu Lale Devri'nin ünlü minyatürcüsü vardır. Levni mesela. Doğru mu? Yine önemlilerden bir tanesi değerli arkadaşlar sizler de biliyorsunuz ki aranızda muhteşem yüzyılı izleyenler vardır. Matrakçı Nasuh vardır mesela. Ki Matrakçı Nasuh'un özellikle Süleymanname ve Beyan-ı Menazili Seferi Irak'ın eseri vardır ki Irak seferlerini konu alır. Mesela çok çok ünlüdür.
Minyatür sanatçılarından özellikle işte Nakkaş Sinan Bey, gül koklayan Fatih. Normalde minyatür küçük küçük yapılır ya, küçük küçük küçük, böyle küçük küçük adamlar. Öyle yapmamış. Fatih Sultan Mehmet'i komple surat kısmını çizmiş. Normalde minyatür sanatı böyle olmaz. Dikkat! O zaman minyatürü portre sanatına geçiren adam, gül koklayan Fatih minyatür sanatıyla kimdir dersen Nakkaş Sinan Bey'dir. O zaman önce minyatürü bir yazalım. Minyatür küçültme sanatıydı. Onları yazmıyorum. Uğraşana ne denir? Önce onunla başlayalım. Uğraşana, musavvir veya nakkaş denir. Tamam. Şimdi önemli özelliklerde olanları yazacağım. Levni yazacağım değerli arkadaşlar. Matrakçı Nasuh yazacağım. Ki Matrakçı Nasuh'un özellikle o kitabını, daha sonra eserini yazmanız lazım. Beyan-ı Menazili. Seferi Irakeyn. Ve Süleymanname'dir değerli arkadaşlarım. Süleymanname'dir. Bu önemli bir eserdir ki dikkat etmeniz gerekir sınavda. Zaten işaretleme kısmında da göreceksiniz. Yine önemlilerden bir tanesi Nakkaş Sinan Bey'dir. Nakkaş Sinan Bey'dir ki eserin adı Gül Koklayan değerli arkadaşlar Fatih'tir. Nakkaş Osman'da vardı. Önemli değil. Zaten Nakkaş'la diye soru gelmez. Minyatür sanatıyla uğraşan nakkaş denilmiyor mu kardeşim? O zaman ÖSYM sana Nakkaş Osman diye sorar mı? Ben burada tek soracağı yer Matrakçı Nasuh'tur burada ve Levni'dir. Gelen iki tane sınav sorusu zaten. Lale'den ünlü minyatürcüsü kimdir? Nakkaş dersen o zaman Nakkaş Osman ortaya çıkar. Bakın sorunun mantığını çözmeniz lazım ÖSYM'de. Adam sana yukarıda niye ipucu versin ya? Sen sınava giriyorsun kardeşim. O yüzden Nakkaş Osman, Hattat Osman gelmez öyle beklemeyin. Anlaştık mı? O yüzden bizlerin üzerinde içinde nakkaş, tasvir sanatı onlar olmayacak. Yani adamın önündeki lakapla o sanat dalı birbirine uyuşmayacak ki soru sorulur. Levni. Yazdın mı ben oraya nakkaş Levni diye? Yazmadım o zaman soru gelebilir. Mantık bu. Zaten onu da anlatacağım. Tesip. Kardeşim kelime manası altınlamak, yaldızlamak anlamına gelir. Ve tesip sanatının en önemli özelliği uğraşana müzehip denir. Ve Kara Mehmet bunun en ünlü Osmanlı Devleti'ndeki temsilcisidir değerli arkadaşlar. O zaman tesip sanatıyla şöyle yazalım. Kelime manası altınlamak ve yaldızlamaktır. Uğraşana ne deniliyordu değerli arkadaşlar? Müzehip. Ve tabii ki Kara Mehmet bunun en ünlü temsilcisidir. Kara Mehmet en ünlü temsilcisidir. Geldik mi resime? E hocam resim çok önemli değildi. Evet. Önemli değildi. Ama Osmanlı Devleti Batı ile ilişkilerini ne zaman 19. yüzyıldan itibaren arttırmaya başlamışsa resim sanatı da zaten gelişti. Hocam Osmanlı Devleti padişahlarının hiç resmi yok mu? Var. Var kardeşim. Fatih Sultan Mehmet Belliniye getirmedim kardeşim. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in Belliniye getir ki Belliniye çizdirmiş olduğu o tablosu hepimizin bildiği gibi en ünlü tablosudur. O zaman resmini yaptıran Osmanlı tarihindeki ilk kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Şimdi bir şey anlatacağım size. Hocam ben Milli Eğitim Bakanı ders kitabına bakıyorum ya da tarih konu anlatımı kitaplara. Osman Bey var, resmi var. Orhan var, resmi var. Birinci Beyazıt var, birinci Çelebi Mehmet var. Efendim ikinci Murat var. Yani şunu demek istiyorum. Osmanlı Devleti'nde Fatih öncesi kuruluş döneminin bütün padişahların resmi var. La yok öyle bir resim. Öyle bir şey yok. Uydurma onların hepsi. Bir daha söylüyorum. Sen görmüyor mu kardeşim o resimlerdeki mantıksızlığı? Bak bakayım Osman Bey'e böyle durmuş. Orhan Bey'i çevirmişler böyle durmuş. Lan aynı adam kıyafet değişiyor, sakalın rengi değişiyor. Fark ettiniz mi? Açın bir daha bakın. Benim ne demek istediğim aklınıza gelecek. O resimlerin hepsi çizim. Yani belirli bir biliyorsunuz hani vardır ya robot resmi çizme gibi. Ya o onun oğlu ya o zaman babaya benzedi. Baba oğla benzerse öbürküsü de ona benziyor. O zaman bütün resimler birbirlerine benziyor. Hatta bir iddiaya göre Fatih Sultan Mehmet Belliniye resmini çizdirirken dedi ki kardeşim resim sanatı bize hoş gözükmüyor. Sen benim 20'li bir 25'li yaşlardakini değil, beni biraz yaşlandırma tekniğiyle çiz. Bakın Fatih'in o tablodaki yaşının gerçek yaşı olmadığını, yani çizilirken ki gerçek yaşı olmadığı da söyleniyor. Anlaştık mı? Yaşlandırma tekniği vardı biliyorsunuz değil mi Flash TV'de? Yalçın abi. Ha onun gibi bir teknik kullanıldığını düşünebilirsiniz. Peki resim sanatıyla ilgili şununla devam edeyim. Şimdi Osmanlı Devleti'nde İleriki yıllarda 2. Mahmut diye padişahımız çıkacak ve devletin merkezi otoritesini arttırmak amacıyla Tasvir-i Hümayun adı verilen resmini bütün devlet dairelerine asılacak. Hatta bu sebepten dolayı
koca 2. Mahmud'a, ya çok da dini inancı kuvvetli bir adam. Osmanlı'daki bütün camileri neredeyse restorasyonunu yaptıran adamdan bahsediyoruz. Adam gene de gavur Mahmud denilmekten kurtulamamıştır arkadaşlarım. Halbuki kendisi orada merkez otoriteyi arttırmak amacıyla resmini koydurduğunda söyleyelim. Peki bu resim sanatta fark ettiyseniz, eğer başındaki adam yapıyorsa artık bu saatten sonraki alttaki adama ne diyeceksin? Bunun üzerine bir adam gitti, Osmanlı'da ilk defa resim sergisi açtı. Kim bu adam ya? Şeker Ahmet Paşa. Doğru mu? Bazı farklı kaynaklarda, ÖABT kaynaklarında farklı kişiler yaşıyor. Ama resmin sergisini açan adam Şeker Ahmet Paşa'dır kardeşim. Peki Şeker Ahmet Paşa'dan sonra hepimizin bildiği, Türkiye'mizin ilk arkeoloğu, ilk müzeciliğini başlatan adam ve kurmuş olduğu okulla resim öğretmeni yetiştiren adam kim? Kim kardeşim bu adam? Hepinizin bildiği bir adam ya. Sanayi Nefse Mektebi'nin kurucusu, özellikle Kur'an Okuyan Kız, Kur'an Okuyan Adam, Kaplumbağa Terbiyesi adlı eserleriyle ünlenen Osman Hamdi Bey ya. Osman Hamdi Bey çıkmıyor mu sınavlarda? Geçen sordular KPSS'nin genel kültür güncel kısmında. Sorarlar, bu kadar önemli bir adamdan bahsediyorsun. Hocam, hep erkek hep erkek. Halbuki resim sanatına baktığımız zaman çok büyük kadın ressamlarımız da var. İşte Osman Devleti'nin ilk kadın ressamı da Mihri Müşfik olmuştur değerli arkadaşlarım. Bunları bilelim. Bakın bunlar çok önemli, çok kıymetli şeylerdir. Tamam. Biz bunları bildikten sonra şimdi sıralamasal olarak bunları yazacağız. Başla kardeşim. Resmini ilk yaptıran Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet'tir. Devlet dairelerini astıran ikinci Murat'tır. Öyle mi? Evet. Mahmut. Evet, devam. Ressam yetiştirebilmek için Paris'te. Aynen. Osmanlı'da ressam yetiştirebilmek amacıyla değerli arkadaşlarım. Paris'te ne yapmış? Mektebi Osmani. Ne mektebi Osmani yani? Mektebi Osmani. Tamam, bir açıkla bakayım orayı. Oku bir orayı. Adında Kurumaçı. Oraya gönderiyoruz ki değerli arkadaşlarım, orada ressamlar yetişsin, batı tekniklerini alsın, bize gelsin. Paris'te Mektebi Osmani adıyla kurum açıldı. İlk resim sergisini açan ise Şeker Ahmet Paşa. İlk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa'dır. Direkt sınavda çıkar. Şimdi dur biraz. Sakin la, dur. Kurban oldum, motorlu gibi gidiyorsun ha. Gökhan, kendi anlatmayı burada oturunca kolay. Gel anlat, bir yaz da göreyim. Şimdi onların bir isimlerini tek tek söyle ama yavaş söyle. Bursa manzaraları. Eserlerinden bahsediyoruz arkadaşlar, Şeker Ahmet Paşa. Bursa manzaraları, evet. Talim yapan erler. Narlar ve ayvalar, evet. Tepe üzerindeki kale. Şimdi arkadaşlarım, bu dediklerimiz kim? Bu dediklerimiz ilk resim sergisi açan Şeker Ahmet Paşa'nın neleridir? Önemli gördüğümüz tablolarıdır. Tamam, Şeker Ahmet Paşa. Şimdi geleceğiz asıl mevzudaki. Şu elimizi şuradan ben bir sileyim. Lan arkadaş, silinmeye de silinmiyor. Ama Mehmet, ne oluyor? Vallahi ya, şuna baksana. Şuraya bir yazalım kardeşim. Şimdi bunu söylediklerimde Osman Hamdi Bey'i anlatacağız. Ve Osman Hamdi Bey biliyorsunuz ki Sanayi Nefise Mektebi'ni kurmuştur. Sanayi Nefise Mektebi'ni kuran Osman Hamdi Bey'dir. Osman Hamdi Bey'in değerli arkadaşlarım önemli eserleri var. Onları da tek tek söyleyeyim. Kur'an Okuyan Kız, bir tane de daha var. Kur'an Okuyan Adam mesela. Yine hepimizin bildiği Kaplumbağa Terbiyecisi, ki bunu bilmeyen yok. Kaplumbağa Terbiyecisi. Başka? Yeşil Cami Önü ve silah tacirleri. Bunlar çok önemli eserleridir. Son zamanlarda biliyorsunuz Osman Hamdi Bey müzayedede satılıyor ve inanılmaz rakamlara satılıyor portreleri kıymetli dostlar. Şimdi kıymetli dostlarım, biz şuraya müzik diyelim. Onu da yazalım o zaman. Onu da not olarak şuraya vereyim. İlk kadın ressam Mihri Müşfik'tir. Daha evvelden zaten bilim insanları konusunda da değinmiştik kendisine. Şimdi buraya müzik diyelim. Müzik.
Allah Allah hocam, müzik var mı? Ya olmaz olur mu? Osmanlı Devleti kuruluş döneminden itibaren mehterhane yok mu? Var değil mi? E peki mehterhane ileriki yıllarda 2. Mahmut hem kendi milli marşımız olan Osmanlı Milli Marşı diye nitelendirilen Mahmudiye Marşı'nı besteletti. Mehterhane'yi kapattı. Mızıkayı Humayun'u açmadı mı? İtalya'dan Donizetti Paşalara getirmedi mi? E 3. Selim hepinizin bildiği üzerine Suzi Dilara makamını bulmadı mı ki? Bu direkt sınavda da soru olarak geldi. Suzi Dilara makamını bulan Osmanlı Padişahı kimdir diye. Yine çok önemli bestekarlar yetişti kardeşim. Tamburi Cemil Beyler bizden çıktı. Abdülkadir Meragiler bizden çıktı. Yine müzikçilerin özellikle hepimizin bildiği bir adam. Itri. Müzik ilminin şeyhi ya. Daha ne olsun? O zaman müzikle ilgili değerli arkadaşlarım şunları bilmemiz lazım. Bir yazalım onları da. Dir diyelim. Kuruluş Mehmet. Onları geçelim. Itri. Itri. Müzik ilminin şeyhi. Müzik İlminin şeyhi Hacı Arif Bey, Tamburi Cemil Bey, Abdülkadir Meragi. Bir saniye. Evet. Supi Ezgi, İsmail Dede Efendi. Dede Efendi ve kimmiş? Ve Zekai Dede. Önemli kişiler. Önemli bestekarlardır. Evet. Not kısmına da şunu bir yazmadan önce not aşağı doğru alayım. Nota şunu yazacağım. 3. Selim Suzi Dilara makamını bulmuştur. Suzi Dilara makamını buldu. Şuraya da 2. Mahmut Mızıkayı Hümayun'u açtı. Mızıkayı Hümayun. İleride işleyeceğim değerli arkadaşlarım. Aynen. İlk milli marşımız da Mahmudiye Marşı. Onu da mı yazalım? Ah yazayım. İlk Mahmudiye Marşı. Kendi yazmıyor ya rahat. Evet. Mahmudiye Marşı. Bestelenmiştir. Şimdi Batı tarzında ilk müzik dersini alan da tabii ki Tanzimat dönemiyle başladığı için Sultan Abdülmecid'dir. Şimdi tabii bu özellikle bunları tablo içine almadık. Tesip, resim, müzik, hat çünkü en çok soru gelen yerler. Tabi Osmanlı'nın diğer dalları da var arkadaşlar. Sonuçta Osmanlı sadece bu sanat dallarıyla uğraşmamış ki. Bak buraya kalem işi var. Ne demek kalem işi? Neyi kalem işi kardeşim? Duvar süsleme. Duvar süsleme ya. Kalem işi dediğimiz duvarlarda görüyorsunuzdur yazılar var. Onları yapma sanatına biz değerli arkadaşlarım kalem işi diyoruz. Osmanlı'nın tabii ki demek Çinicilik demek ama Çinicilikle ünlenen yerler var. Hepimizin bildiği gibi İznik, Kütahya, İstanbul ve Diyarbakır. Şey aynı anda söylemeyelim. O senin bütün sesin oraya gidiyor şu an. Beyefendi sabahtan beri söylüyorsun da zaten ben biliyorum. Bildiğimi niye söylüyorsun? Ben sadece senin sıralama istiyorum. Gökhan kurban oldum. Evet halıcılık. Kardeşim halıcılık nerede? Osmanlı'da halıcılıkla da ünlü. Hala günümüzde de halıcılıkla ilgili yerler var. Bünyan var mesela. Hepimizin bildiği bir yer var mesela Hereke halıları. Uşak keza halıcılıkta çok çok önemli bir yere sahip. Sakarya Kocaeli civarları hala halıcılıkta var. Neresi var başka? Isparta var mesela. Yazalım o zaman. Halıcılık nereler varmış? Hereke, Bünyan, Isparta. Var mı başka? Ve Uşak halıcılığın ünlü yerler. Telkari. Kadın arkadaşlarımız gayet iyi bilecekler bu sanat. Telkari biliyorsunuz gümüş işleme sanattır ve gümüş işleme sanatı olan telkari aslında birçok yerde bulabilirsiniz ama en ünlü yeri sizler de biliyorsunuz ki Mardin bölgesidir, Midyat bölgesidir. Ankara'da mesela Mehmet hatırlar mısın? Bey Pazarı'nda 2000'lerin yılında çok yoğundu. Ama ne olduysa o evet onların hepsi gittiler Mardin bölgesine yerleştiler. Herhalde üretimden de kaynaklı bir sonuçta hesap kitap işi bu. Ve gümüş fiyatları biliyorsunuz çok çok arttı. Yani sadece millet altın fiyatlarına bakıyor ama gümüş fiyatları da çok önemli hale geldi. Terkari gümüş işleme sanatıdır kıymetli dostlar. Gümüş işleme sanatıdır. Peki malakari ne demek? Hani ustalar mala tutar ya ve duvara doğru atar. Ne demek yani? O da duvar süsleme sanatıdır. Kalemle işte kalemle yazmaktı. Duvar süsleme sanatına biz malakari adı veriyoruz. Yine vitray cam süsleme sanatıdır. Cam süsleme
yine sanatıdır. Maden işlemeciliği. Arkadaşlar Osmanlı Devleti birçok maden işlemeciliği yapılmıştı. Peki tombak nedir Gökhan? Hocam eşyaların altın. Heh. Eşyaların altınla kaplanmasına tombak adı verilir arkadaşlar. Bu da bir sanatıdır. Yani maden işlemeciliğinin içindedir. Eşyaların altın ile kaplanması sanatına biz ne isim vermişiz? Tombak adını vermişiz. Heykel. Şimdi gelelim buraya. Hiç Osmanlı Devleti'nde heykel sanatı yok arkadaşlar. Heykel inanılmaz bir gerilemedir. Ama heykel sanatında ilgili bir istisna vardır. Osmanlı Devleti'nde heykelini yaptıran tek Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz'dir değerli arkadaşlar. Bunu bilelim. Demek Osmanlı Devleti'nde istisna da olsa bir heykelcilik vardır. İlk Osmanlı, tek Osmanlı padişahı heykelini yaptıran tek Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz'dir. Bunu bilelim. Yine baktık değerli arkadaşlar opera. Allah Allah hocam opera var mı ya? Arkadaşlar opera da var. Ama opera yani siz çok yoğun bir şekilde yok. Mesela 3. Selim zamanında kuruluyor doğru mu opera? İşte Milli Operet Kumpanyası diye kurulmuştu. Tam ona ismini söyle. Osmanlı. Ha Milli Osmanlı Operet Kumpanyası diye. Kumpanya arkadaşlar kuruluş anlamına gelen eğlence. Buna bütün eğlenceli olan şeylerin genel adına kumpanya denir. Tamam mı? Kampanya değil bak kumpanya. Onu bir yazalım. Osmanlı Devleti 3. Selim zamanında Milli Osmanlı ya da Milli Osmani Operet Kumpanyası kurulmuştur. Operet Kumpanyası kurulmuştur. Ebru. Kelime manası bulut bulutlanmaktır değerli arkadaşlarım. Özellikle yoğunlaştırılmış bir sıvı üzerine yapılan o motiflerin kağıt üzerine yapılmasıyla değerli arkadaşlarım. Bayağı dinlendirici sanat. Daha evvelden ilk Müslüman Türk Devletleri'nde de işlemiştim. Yapana bazı kaynaklarda Ebruzen adı da verildiği görülür değerli arkadaşlarım. Ebru kelime manası burada çok önemlidir. Kelime manası bulut veya bulutlanmak demektir. Bulut veya bulutlanmak demektir. Ahşap işçiliği. Ya ahşap işçiliği nerede yapıyor Osmanlı Devleti? Sadece mobilyada mı yapıyor? Arkadaşlarım o kadar cami yapıyorsun. Rahle yapılıyor. Doğru mu? Kürsü yapılıyor. Mihrap yapılıyor. İşte bunların hepsi neyden yapılıyor? Ahşap işlemeciliğinden yapılıyor. Neler yapılıyor? Söyle kardeşim. Rahle. Mihrap. Ve vaaz kürsüleri. Kürsülerine uygulanmıştır. Ve Osmanlı Devleti'ne değerli arkadaşlar ciltçilik uğraşana mücellit denir. Uğraşana mücellit denir. Şimdi şu iki tabloyu ayırdığımız zaman sorunun geliş yeri burasıdır. Ama aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ne uygulanan sanat dallarından biri değildir mesela. Veya yaygın olarak kullanılan sanat dallarından biri. Mesela heykel yaygın olarak kullanılan değildir. Doğru mu? Tek istisna demek istisnalar kaideyi bozmaz arkadaşlarım. Heykel Osmanlı Devleti'nde neredeyse en geride duran sanat dalı olduğumuzu unutmayalım. Heykel ne zaman başladı Türkiye Cumhuriyeti'nde? Atatürk dönemiyle yani Türkiye Cumhuriyeti ile başladı. Yoksa ondan önce bir heykel adam akıllı var mı? Yok göremezsiniz yani. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nin yazı dili ve edebiyat kısmına. Yani en artık basit konulara geldik. Yazı dili edebiyatta fark ettiyseniz üçe ayrılıyor. Divan edebiyatı, efendim tasavvuf edebiyatı ve halk edebiyatı şeklindedir. Peki gördüğünüz üzere divan edebiyatta kimler var Gökhan? Onları söyle. Baki ve Fuzuli. Mesela ben tasavvuf edebiyattan aklıma gelenleri bir yazayım mı? Akşemseddin var mıdır kardeşim? Ümmü Kemal var mı Ümmü Kemal? Var değil mi? Yine Osmanlı Devleti tasavvuf edebiyatta kimler var? Kaygısız Abdal. Pir Sultan Abdal var mı? Pir Sultan Abdal. Var mı başka? Ve Hacı Bayram Veli. Hacı Bayramı Veli ve Eşrefoğlu Ümmi. Doğru mu? Rumi, pardon. Eşrefoğlu Rumi. Bunlar da tasavvuf edebiyatçılarımızdır. Halk edebiyatı değerli arkadaşlar. Öksüz vardır, Köroğlu vardır, Hayali vardır. Doğru mu? Onlar olması lazım. Öksüz, Hayali ve hepimizin bildiği ve Köroğlu bu dalın en önemli kişileridir halk edebiyatı. Evet geldik spora. Çok seviyorsunuz değil mi sporu? Şimdi erkekler meraklı bekliyor. Hocam bu Osmanlı'da spor var mı? Osmanlı'da spor ne üzerine var arkadaşlar?
Hatırla bakalım, hatırla. Osman Devleti'nde ilk defa güreş tekkeleri Orhan Bey döneminde açılmış. Demek ki atasporumuz derken boş yere demiyoruz. Ta Kureş adıyla İslam öncesinde var. E geldi Orhan Bey, ne yaptı? Güreş tekkelerini açıp güreş yetiştirmeye başladı mı? Ya 1. Murat zamanında gidildi değerli arkadaşlar. 1. Murat zamanında Edirne fethedileceği sırada 40 kişi güreşe tutuldu da o günden bugüne Kırkpınar yağlı güreşleri yapılmıyor mu ya? Ta 1. Murat zamanından itibaren büyük bir gelenektir Kırkpınar yağlı güreşleri. Doğru mu? E peki hocam, bu kadar güreşçi varsa güreşçi padişahı yok mu? 5. Murat ve Sultan Abdülaziz inanılmaz güreşçi padişahlardır. Yine Osmanlı Devleti'nde değerli arkadaşlarım yetiştirdiği en önemli kişi güreşçi açısından Adalı Halil ve Koca Yusuf'tur. Ya Koca Yusuf'un hikayesini bir dinleyin ya. Koca Yusuf'un hikayesi yani olacak gibi değil. Amerika turnesinde bütün rakiplerini yendi. Üzerine gemiye bindi. Gemi battı. Battıktan sonra değerli arkadaşlarım Filika'ya tutundu. Çok cüssesi büyük olduğundan dolayı Filika'ya bir anda tutulunca değerli arkadaşlar Filika eğildi. Oradaki insanlar baktı ki bu bırakmıyorlar. Değerli arkadaşlar parmaklarını keserek denize attılar. Kimi biliyor musunuz bu? O Koca Yusuf'u. O yıkılmayan adamı bu şekilde öldürmüşlerdi. Çünkü o asıldığı için Filika'ya, bir anda Filika aşağı doğru geldi. Çünkü çok cüsseli bir adam. Oradakiler de bu Filika'yı devirecek korkusuyla Koca Yusuf'un o tutunan parmaklarını değerli arkadaşlar kesmek suretiyle onu denize attılar ve öldürdüler. İşte böyle de bir ölüm şekli var. Kimsenin aklına bile gelmez. Peki Osmanlı Devleti'nde okçuluk var mı? Okçuluk olmaz mı kardeşim? Osmanlı Devleti'nde kemankeş denir mesela okçulara. Mesela duymuşsunuz kemankeş Mustafa Paşa. Ne demek? Bu okçulukta demek ki ileri gitmiş bir adam. Yine Osmanlı Devleti'nde at binicileri var. Hocam at binicisi diyorum, joker diyor. Lan ne jokey, kurban olduğum. At binicisini Osmanlı Devleti eğer hünerli at binicisi ise atlaması, zıplaması, akrobasi hareketleri, ama onlara cündi adı verilir. Yine Osmanlı Devleti'nde sporla ilgili kardeşim ileride göreceksiniz. Osmanlı Milli Olimpiyat Kurucusu Selim Sırrı Tarcan. Ankara'da biliyorsunuz bir tane ve Türkiye'nin çoğu yerinde neyi vardır? Caddesi vardır. Sporla ilgili bir kurum açılacaksa muhakkak Selim Sırrı Tarcan ismi verilir. E Türkiye'nin belli başlı kulüpleri var ya. Ta 2. Abdülhamit zamanında İngilizlerin kurduğu veya İngilizlerle karşılaşma yapmak için değerli arkadaşlar Türk takımları yavaş yavaş kuruldu. İşte Black Stocking siyah çoraplarından başlayan bir süreçte, ondan sonra geldi işte 1903'lerde Beşiktaş. Tabii Beşiktaş önce jimnastik kulübü olarak kuruldu. Doğru. Daha sonra futbol kulübü şubesini açmıştır. Yine 1905'te biliyorsunuz Galatasaray, yani hepinizin bildiği. 1907'de Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu. 1910'da Altınörs İdman Yurdu ve Turan Sanatkar Gücü'nün birleşmesiyle beraber değerli Ankara Gücü kuruldu 1910'da. Bu sene 111. kuruluş yıl dönümü mesela. Çok eski kulüplerdir bunlar. Cumhuriyet'le beraber biliyorsun Gençler Birliği, Altaylar çok kuruldu, yani Altaylar daha evvelden de olabilir. Şimdi demek istediğim şu. Osmanlı Devleti'nde özellikle 2. Abdülhamit döneminde bu tür bir futbol müsabakası yapmak kolay değil. Tamam mı? Ama ondan sonraki süreçte ise özellikle 2. Meşrutiyet döneminde futbol kulüplerinin böyle hemen hızlıca kurulduğunda görebiliyoruz. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Bunları sırasıyla yazacağız. Başlıyorum değerli arkadaşlarım. İlk güreş tekkeleri Orhan Bey döneminde açılmıştır. Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey döneminde açıldı. Efendim Kırkpınar yağlı güreşleri. Edirne'de yapılıyor biliyorsunuz. Edirne'de 1. Murat zamanından itibaren yapılıyor. 1. Murat zamanından itibaren başlamıştır. Başladı. İki tane özellikle neyimiz var bizim padişahımız ki güreşe çok meraklı? Sultan Abdülaziz ve 5. Murat önemli güreşçi padişahlardır. Önemli güreşçi padişahlar. Özellikle yetiştirdiğimiz Adalı Halil ve Koca Yusuf önemli nelermiş? Güreşçilerdir. Efendim başka ne söyleyebilirim? Okçulara geçelim. Okçuluk sanatıyla uğraşana kemankeş denir. Kemankeş adı verilir. Yine Osmanlı Devleti'nde arkadaşlarım hünerli at binicilerine cündi adı verilir. Günümüzde hani jokey diyoruz ya. Eskiden ne deniliyormuş?
Cindi. Gundi değil bak. Cindi adı verilir. Başka? Evet, ilk kez ders müfredatına, beden eğitimi dersi arkadaşlar, girenler jimnastiktir. Ders müfredatına, jimnastik bazı kaynaklarda jimnastik diye yazılır o zamanlar. Jimnastik dersi girdi. Hatta, Gökhan bir dur la, bir ben anlatayım oğlum, bekle la. Ne oldu, ağrı mı girdi? Osmanlı Devleti'nde ilk beden eğitimi dersi jimnastiktir arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin ilk beden eğitimi öğretmeni Galatasaray Lisesi'nde, yani o zamanlar Galatasaray Sultanisi olarak da görev yaptıran lisede Mehmet Faik Üstün İtman'dır der arkadaşlar. Hatta bizim bestöz hocalarla görüşüyoruz ara sıra. Ben soruyorum, Türkiye'nin ilk beden eğitimi öğretmeni kimdir diyor. Çoğu Selim Sırrı Tarcan diyor. Hala bakın burada bir yanlışlık var. Galatasaray Sultanisi'ne görev yapan ilk beden eğitimi hocası Mehmet Faik Üstün İtman'dır. Ne kadar da güzel soy isim var değil mi? İlk beden eğitimi öğretmeni. İlk beden eğitimi öğretmeni kimmiş? Mehmet Faik Üstün İtman. Üstün İtman'dır. Milli Osmanlı Milli Olimpiyat kurucusu. Olimpiyat neydi? Komite kurucusu. Kurucusu ise Selim Sırrı Tarcan'dır. Selim Sırrı Tarcan'dır. Allah razı olsun Mehmet. Son anda bitirdik kalemi yani. Oğlum niye doldurmuyoruz buna ya? Biz burada perişan oluyoruz. Yok, perişan oldu. Baksana kalem bitti. Neyse kalem bitti. Konu da bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı Devleti Kültür Medeniyeti tam 8 video. 3 soru gelecek. Lisans 3. Lisans 3 geliyorsa orta öğretime 3. Ön lisansa 3. Fark eden bir şey var mı? Yok. Hatta bazı zamanlar 4 soru geldiği yerde olmuş. Çünkü bazı konular aslında kültür medeniyete girer Osmanlı Devleti'ne. Şimdi işaretleme zamanı. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hocam bu son video soru gel. Öyle bir şey yok. İlk 7 video ne kadar önemliyse bu 8. videoda o kadar önemlidir. Fark eden hiçbir şey yoktur. Bilmek isteyenler 2019-2020 sınav sorularına baksınlar bakalım. Sorular nereden gelmiş? Güzel sanatlar. Çok çok kıymetli. Bakıyoruz. 1. Kardeşim bir kere ben Mimar Sinan'ın eserlerini bilmek zorundayım. Ama hepsini mi? Hayır. Çıraklık ney? Kalfalık ney? Ve ustalık ney? Özellikle ustalığı bilinsin de arkadaşlar. Selimiye Camii. Çünkü önemi neydi? Selimiye Camii kim tarafından koruma altındaydı? UNESCO tarafından. Aşağı indim de arkadaşlar. Sultan Ahmet Camii'nin mimarı kim? Sedefkar Mehmet Ağa veya Sedefkar Mehmet Ağa'nın yapmış olduğu caminin adını sorarlar direkt. Cevap Sultan Ahmet. Sultan Ahmet'in diğer adı neydi? Blue Mosque'ydü. Sultan Ahmet değildi. Doğru mu? Bunu da öğrenmiş olduk. Geldim. Mimar Sinan'ın yapmadığı bir eserdir. Neydi? Aşağıdakilerden hangisi? Mimar Sinan'ın eserlerinden biri değildir. A. İşte Çırak Camisi'ni verdi. Ne? Şehzade Camii. B. Halep Camii. Şimdi dur. C. Atıyorum ne verdi arkadaşlar? Selimiye Camii. D. Süleymaniye Camii. E. Taj Mahal. Şimdi ben sana Halep Camii dedim mi? Halep'te bulunan bir cami. Ama halbuki aslında Mimar Sinan'ın neredeyse ilk eseri Halep'te yaptığı bu camidir. Ama sen o kadar eserini ezberlemene gerek yok ki. Sen olmayanı bil. Taj Mahal'de Mimar Sinan'ın bilgisi var mı? Yok. Mostar Köprüsü'yle Mimar Sinan'ın bilgisi var mı? Yok. Sultanahmet Camii'nin mimarlığıyla Mimar Sinan'ın bilgisi var mı? Yok. Doğru mu? Ha, o yüzden de arkadaşlar özellikle olmayanı bilelim. Olmayanlar ne, bir daha söylüyorum. Taj Mahal yok. Ve Mostar Köprüsü yok. Hani en önemli iki eserden bahsediyorum. Evet, şimdi Selahattin Camileri mantığını attık. İlk büyük Türk kattatı kim? Şeyh Hamdullah. Lakabını sorarlar ya da lakabını vererek sorarlar. Kıbletün Hattatin. Özellikle ben neye dikkat edecektim arkadaşlarım? Bu soru çok yakın bir zamanda geldi ama bilelim. Sonuçta bu videoyu 2022'de izleyecek de olacak. 23, 24, 25'te de izleyecek olacak. O zaman bir adama 2025'te bu videoyu izlerse diyelim. Bu soru kaç yıl senelik önce çıkmış olacak? Neredeyse 6 yıl geçmiş olacak. O yüzden tekrar sorulması ihtimali var. Veya lisansa geldi 2020'de ama şimdi ön lisansa soracaklar veya orta öğretime, bilemem ki. Dikkat! Ahmet Karahisari, Hafız Osman ve kimi sorarlar? Şeyh Abdullah. Hangi sanat dalıyla uğraş? Hangi sanat dalı? Hat. Minyatüre geldim. Kime sorarlar? Kime? Bak bak. Direk eseri verirler. Beyan-ı Menazili Seferi Irakeyn. Bu eserin sahibi olan ünlü minyatürcüsü kim? Matrakçı nasıl? Üçüncü şey. Lale Derin ünlü minyatürcüsü kim? Levni. Fatih Sultan Mehmed'in özellikle minyatür sanatını
portre görünme geçiren kim? Nakkaş Sinan Bey. İndim. Teslimi biliyoruz. Dikkat. Osmanlı Devleti'nde devlet dairelerine resmini astıran Osmanlı Padişahı kim? İkinci Mahmut. İndim aşağıya. Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini açan Şeker Ahmet Paşa ki yani en çok korkum şu. Şu eserleri verip de kimin yaptığını bilmek. O çok zor arkadaşlar o zaman. Yani düşünebiliyor musunuz? 5 tane önemli hepinizin bildiği ressam versem bu soruyu yapma ihtimali zorlaşır. Şimdi indim. Sanayi Nefse Mektebi'ni kuran Osmanlı Devleti'nin ilk arkeoloji ve müzesi Osman Hamdi Bey'di. Direkt sınavda çıkar. Aşağı indim. Özellikle Kur'an okuyan kız. Kur'an okuyan adam. Zaten bunu verince yaparsınız. Neyi verince? Kaplumbağa terbiyesini verince zaten ben hemen Osman Hamdi Bey yapacağınıza inanıyorum. Müzikte. Itri kim? Itri. Kardeşim çıkart 100 lira. Çıkart. Cüzdanın arabada. Ulan bilerek de getirmiyor harcarız diye. Var mı bende 100 lira? Mehmet 100 lira ver bakayım. Dolar mı çalışıyoruz? Mehmetciğim hiç bozuk yok kardeşim. Hep bende Mimar Kemalettin var. Evet. 20 lira. Kardeşim 100 lirada kim var? Itri var değil mi? Ha, 200 lirada kim var? Yunus Emre var. 50 lirada kim var? Yunus Emre'yi nasıl görmedin? 50 lirada kim var? Mehmet? 50 liranın üzerine kim var? Ya aman. Arkadaşlar bunlar zengin. Bunlar 200 liraya dolardan aşağı gezmediler. 50'den aşağı bilinmiyor. 50, 20, 15. Kimde var bilmiyor. Evet. Itri önemli ki sonuçta bir paranın üzerine konulmuş derlerse müzik ilminin şeyhi. Buraya dikkat. 3. Selim'in hangi makamı bulduğu Suzi Dilara veya Suzi Dilara makamını bulan Osmanlı padişahı kimdir? 3. Selim direkt sınavda çıkar. Bu şekilde çıkar. Geldik buraya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde uğraşılan sanat dallarından biri dedi. Hepsi var ya. Hepsiyle uğraştık. Ama en az hangisiyle uğraştık? Bir kere daha söyleyeyim. En az hangisi? Heykel heykel. Çünkü bir tane istisna var. Başka yok ki. O da kendi yaptırmadı. Fransa'ya gitmişti ya geziye. Orada yaptırıldı. İndim aşağı bu tarafa geldim. Burada size soru olabileceğini düşündüğüm bir şey yok. Ama şu kemankeşin son zamanlarda sizler de farkındaysanız okçulukla ilgili yatırımlar artıyor. Özellikle Metagazoz. Onunla beraber değerli arkadaşlar fark ettiyse okçulukla ilgili bayağı bir kurslar açılmaya başlandı. İşte okçuluk vakfı var bilmem ne var son zamanlarda duyuyorsunuz. O yüzden kemankeşin en azından bir genel kültür olarak ne demek istediğini kemankeş keman çalan birisi değildi arkadaşlar. Onu bilelim. Yani kemankeş deyince hemen akla acaba o mu diyor. Hayır, kemankeş neymiş? Okçuluk sanatıyla uğraş veren kişilere verilen isimdir. Ha bir de Kırkpınar yağlı güreşte. Bu direkt sınavda çıkmayabilir ama hangi ilimize yapıldığı sorulursa cevap ne? Edirne kimden itibaren başlamıştır bu gelenek? 1. Murat'tan itibaren. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti'nin sonuna geldik. 8 video ile karşınızda olduk. Bitti mi? Hayır. Şimdi öğrendiklerimizi test etme zamanına gidiyoruz. Soru çözümünde görüşmek dileğiyle.